hayırsever iş insanımız, kıymetli hemşerimiz Rıdvan Mertöz işbirliğinde yapılacak olan 24 derslik... Benim canım Rıdvan abim ve ailesi ve İstanbul'dan gelen yine çok... Kendi gözlerinizle görün. Eksiğimiz yok mu? Var. Eksik olmaması bir... Eğitim sadece bilgi değildir. Yaşamaktır. Biz eğitimi insan davranışlarındaki olumlu değişiklik olarak tanımlıyoruz. Yoksa insanlara sadece bilgi yükleyen, sadece bilen değil, yaşayan insanlar olarak da eğitimi önceliyoruz. O yüzden eğitim ve öğretim yılı diyoruz. Malatya'mız 11 ilimizle birlikte büyük bir felaket yaşadı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, aziz milletimiz ve memleketin her köşesindeki insanlar bölge için neler yapabileceğin derdine düştü. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 4 aydır bu şehirde çalışıyoruz. Şunu açık, net bir şekilde söylemek istiyorum. Allah'ın izniyle Malatyalı kardeşlerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, vekillerimizin, STK'ların her bir Malatyalıyla el ele, gönül gönüle özlenen, beklenen, eskisinden daha modern, mimarisiyle, konutlarıyla alışveriş merkezinde bir şehri mutlaka ortaya koyacağız. Nitekim Büyükşehir Belediye Başkanı ifade ettiği gibi, bundan yaklaşık 4 ay önce 3 alanda, rezerv alanda inşaatlar devam ederken, bugün 37 alanda inşaatlarımız yükseliyor. Çünkü biz yeniden bir Malatya kuruyoruz. Ve 40 binin üzerinde Malatya merkezde biz iş yeri konut inşa ederken, aman kimseyi efendim incinmesin, kimseye dokunmayalım diyerek bu şehrin merkezini inşa etmemiz asla mümkün değil. Dolayısıyla biz devlet olarak burada bütün paydaşlarımızla bir ekip halinde beraber çalışacağız. Biz Malatya'yı yeniden herkesin gördüğünde gözlerine inanacağı bir şehir haline getireceğiz. Biliyorsunuz gözlerinize inanamayacaksınız diyorlar ya. Biz tam tersini söylüyoruz. Gözlerinize inanacaksınız. Bir Malatya hep beraber inşa edeceğiz. Yeni bir umudun temelini atıyoruz. Depremin acı izlerini silmek ve çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmak için bir araya geldik. Elif Sevinç Mertöz 24 Derslik Ortaokulu sadece bir bina değil, aynı zamanda Malatya'mızın yeniden doğuşunun bir sembolü olacak. Ben de bir Malatyalı olarak bu okulun yapımında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Malatya'mızı ayağa kaldırmak, özellikle esnaflarımızı bir an evvel çarşı merkezini bitirerek hayata geçirmek ve Malatya'mızın aynı zamanda turizmini canlandırmak, Malatya'yı bir cazip bir merkez haline getirmek hepimizin boynumuzun borcu olacak. Bu okulun Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Gayret edecek kardeşlerimize güç ve kuvvet nasip eyle. Her türlü kazadan, beladan, musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Hayırlı uğurlu olsun. 1-2-3 ya Allah bismillah. Evet, teşekkür ediyoruz. Okulumuzun açılışında yeniden bir arada olmak dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.